Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Andrea Belotti Fenerbahçe'ye rakip çıkmış. Biz Belotti'yi mi alıyormuşuz? Adı Fenerbahçe ile anılan Andrea Belotti'ye İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın talip olduğu iddia edildi. Bir şey söyleyeceğim. Ben e, esprili bir şey yapmaya çalıştım ama aslında beceremedim o ayrı mesele de. Şey biz Belotti'yi istedik. Aslında Belotti arkadaşımızın da yani Belotti kardeşimizin de şöyle bir durumu vardı. Ee, yok demedi ama istediği yıllık ücret aşırı yüksekti. Yani ne Fenerbahçe'nin ne başkasının karşılayabilecek gücü vardı. Belli mi olur? Belki de hani e, o paralardan düşüp de 4-4,5 milyon eurolardan düşüp de daha düşük bir fiyata inersem ben şimdi bir şey söyleyemem. Belki belki gelebilir de. Ha istediğimiz tüde forvet 1.81 boyunda hızlı, kısa hani pivot, tam pivot sayılmayan türden. 23 maça çıkmış. 8 gol, 1 asist, 1417 dakikada ama bunu da herhalde son maçta mı ne bir hat-trick yaptı. Ee, Fenerbahçe'nin adı anılmasının gereği olarak. Tabi bunu genellikle birçok futbolcu yapar. Fenerbahçe'ne adanılıyorsa gider hat-trick yapar. Böyle bir isim. Valla Inter Milan devreden çıktı diyor. Dediğim gibi 3-4 milyon euro. Monaco bu transferi düşünmediğini açıkladı diyor. Fenerbahçe için avantajlı. Biz ne kadar veriyoruz? 1.6. Hocam biz de iyice ölü vermişiz. Valla Fiorentina falan şey yapmış. Arthur Cabral'ın forvet hattında olması nedeniyle İtalyan yıldızı bu takıma gitmeye sıcak bakmayabileceği öne sürülüyor. Aslında Belotti eğer bizim verdiğimiz fiyatları kabul ederse biçilmiş kaftan olur. Bakın İtalya Ligi gibi stoperlerin çok sert oynadığı birlikten gelip bizim ligimizde oynarsa valla her şey olabilir. Şimdi çok da şey yapmak istemiyorum ama durum bu. Hocam Gabigol ne oldu? Maalesef haberler kötü Fenerbahçe Gabigol'de geri adım attı diyor. Yıldız Forvet sürdüren Fenerbahçe, Gabriel Barbosa transferinde kulübü Flamengo'nun yüksek talepleri sebebiyle geri adım attı. Bir şey söyleyeceğim, bu haber tam doğru değil. Fenerbahçe'nin ayarlarını süsleyen Gabigol konusunda Flamengo ile yapılan pazarlıklarda bir türlü ilerleme sağlanamadı. Yıldız futbolcu ile yürütülen görüşmelerde, Yıldız futbolcunun menajeriyle yürütülen görüşmelerde, prensip anlaşmasına varılmasına rağmen Brezilya ekibi, Takımın en önemli oyuncu olarak gördüğü Gabi astronomik bir teklif gelmediği sürece kaybetmek istemiyor. Fenerbahçe bon servisinin yarısını alma önerisi kırmızı siyahlılar tarafından geri çevrildi. Bakın hani bana diyordunuz ya millete topluyordun işte 3-5 tıklama maçın yalan söyleyin diye alın. Alın abi bon servisinin yarısı diyor. Flamengo'nun sadece Diego Rossi'nin yanı sıra 15 milyon euroluk bir teklife sıcak bakabileceği kaydedildi diyor. Ancak bu kadar yüksek rakam ödemeyi düşünmeyen Fenerbahçe'nin beklemeye geçtiği kaydediliyor. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Süreç uzadıkça Fenerbahçe duyumcusu arkadaşlara %100 duyum da gelse inanmayacaklar. Süreç uzadıkça. Diyecektir ki ulan Fenerbahçe şimdi alırdı. Alacak olsaydı şimdi alırdı bu kadar uzadığına göre diyorlardır. Ben de aksini iddia ediyorum. Ben de aksini iddia ediyorum. Bir kızı gidersin istersin. De Aa bugüne kadar kimse istememişti kızımız İlk siz istediniz. Size veriyoruz derse ne dersiniz? Ulan bunu niye bize direkt verdiler? Sıkıntım var der. dersiniz değil mi? Yani yoksa bile dersiniz. Ben de diyorum ki mesela gittiniz. Yok arkadaş vermiyoruz. Bir iki gittiniz. Üç gittiniz. Dört gittiniz. Vermiyoruz ama olabilir yani deseler. Ulan kapıyı aşındırırsınız. Ulan ters psikoloji. Tekrar tekrar. Ben de diyorum ki bu kadar zor bir futbolcu hemen bir anda gelemez zaten ama çok da bekledik sanki. Şimdi biz çok beklerken sosyal medyada her gün yeni bir forvet yazılıyor. Bu forvetlerden bir diğer de Zuba. Zuba maaşında indirime gitti. Cesus sıcak bakıyor. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Rus forvet Artem Zuba ile anlaşma zemini yakalamak üzere, yakalanmak üzere Zuba ile. Şimdi forvet araçları sürerken tecrübeli oyuncu Zuba için teklif edilen maaş belli oldu. Rus forvet Zuba Fenerbahçe ile masaya 2 milyon euroluk maaş talebiyle oturdu. Doğru. Ancak bunu 1.5'a kadar indirdi. Fenerbahçe yönetimi ise 1.2 milyon euronun üzerine çıkamayacağını karşı tarafa iletti. İlk defa haber doğru. İlk defa Türk basınında doğru bir haber. Evet 1.2 Hocam sen de zuba alıyorsun 1.2 milyon euro verilir mi? Zuba mı alıyorsun? Zuba alıyorsun. Arkadaşlar siz hani Türk takımlarını hala güçlü takımlar mı zannediyorsunuz? Hem eli hem kesesi. Açıkçası ben 1.2'ye bile fazla diyorum. Hatta bir belli bir maç şartı koyulursa kabul ediyorum. Hocam etme eleme 39 maça çıkmış. Adam 13 gol 10 asist yapmış. 2145 dakika İşte senin tabirinden 24 maça çıkmış. 13 gol 10 asist yapmış. Adam maç başına gol atmış. Sen ne diyorsun? Allah istese 500 tane alsın. Yaşı 33. Ha hocam yaşı 23 olsaydı o zaman 1.2 az olurdu. 1.8 falan kabuldü. Rus basınına göre kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor. Bu teklifi kabul etmeye yakın. Çift forvetli bir taktikte oynamayı planlayan Jesus'un Zuba'ya sıcak baktığı belirtildi. Bir kere çift forvetli oynama düşüncesi yok Jesus'un. Hadi diyelim var benim haberim yok. O zaman da şu soruyu sorun. Çift forvetle oynamak isteyen bir teknik adam bugüne kadar forvet transferinde bu kadar bekler miydim? Lan ana mekanizma forvet. Çift forvet oynuyorsan ana damar forvet. Ana damar forvet. Hatta ikinci ana damar da aort damarı da kanatlar. Yani forveti ve kanatları bu adam çoktan aldırmaz mıydı? Ben diyorum ki bu adam hem 6 hem 8 hem 10'un olduğu bir sistemde oynayacak. Hani yine 4-4-2 sayın. Forvetin bir tanesi 10 numara. Öyle düşünün. Anladınız mı? Ya da 4, 3, 1, 2. 4, 3, 2, 1. 3 tane merkez orta saha. Çünkü doluşturuyor, doluşturuyor orta sahayı. Şimdi ee, Zuba her yerde oynayabilir. Yani her takımda oynayabilir. Süperlikten başka takımlara da gidebilir. Ama 1.2 milyon euro bence çok güzel, ideal Güzel sunulmuş bir fiyat. Bakalım ne olacak. Erison. Bütün forvetleri konuşalım. Erison'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürülen Brezilyalı yıldız oyuncu Erison'un menajeri konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Çarpıcı demiş. 23 yaşındaki oyuncu için henüz resmi bir teklif yapmadığını söylemiş. Erison Fenerbahçe'de forma giymek ister. Neden olmasın? Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir teklifi yok demiş. Bir dakika. Daha önce Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'nin forvet adaylarından başı çektiği ay birinci sırada oldu. Jesus'un ısrarla bu oyuncuyu kadroda görmek istediği ifade edilmişti. Hayır. Meşhur bir duyumcu arkadaşımız birinci sıra demişti. Yani şu an görüşülen, uğraşılan forvetler içerisinde birinci sırada. ikinci sıraya daha geçilmedi bile demişti. Meşhur bir duyumcu arkadaşımız. Botafogo formasıyla 24 maça çıkıp 13 gol bir asist yapan futbolcudan bahsediyoruz. Oyun tarzının benzemesi nedeniyle yeni halk Hulk lakabıyla anılıyor. Otafogo ile 2023 Aralık ayına kadar kontratı var. Şimdi ben bunu detayını anlatayım size. Erison yakışıklı bir kardeşimiz. Buğra kadar yakışıklı değil. Biraz da Buğra'yı övün bu arada. Belli olur? Belki yenge hanım yorumları okuyordur. Şimdi Erison kardeşimiz yakışıklı bir kardeşimiz. 13 Nisan 99 doğumlu. 23 yaşında. Şimdi bak. Eğri oturalım. Doğru konuşalım. Atasözü sözü olarak şey yapmış. <laughs> Deyim olarak vermeye çalıştık. Atasözü sözü olarak girmeye çalıştık. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama şimdi doğru şu. Mantık Gabi golü alamaz Fenerbahçe diyor. Mantık. Belotti Türkiye sınırlarına gelmez diyor. İtalya'da bir sürü talibi var. Zuba 33 yaşında 1.2 bile fazla diyen çıkacaktır. O zaman hocam biz kendi Gabi golümüzü kendimiz üretelim. Müthiş. Yani bunu hiç kimse bugüne kadar düşünmemişti. 1907 yılından beri hiç kimsenin aklına gelmeyen şey aklınıza geldi. Tebrik ederim. Ya işin esprisi bir taraf ama olması gereken bu. Bizim kendi kabi golümüzü kendimiz üretmemiz lazım. Ancak geçen sene aldığın Mergin Berisha ne çıktı? Ha bakın arkadaşlar. Şimdi insafsızlık da yapıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Gerçekten insafsızlık yapıyorsunuz. Vallahi bak. Niye? Berisha'yı Beşiktaş alsaydı. Galatasaray alsaydı. Hocam 10 milyon euro piyasa değeri var. 5'i almışlar. Bedava almışlar. Derdiniz toplam total total full full 1423 dakika oynamış. 1423. Bunun 25'ini çıkın. Orada lig maçına çıkmış. Bunun 19'unu da çıkın Şampiyonlar Ligi elemesine. 1379 dakika oynamış. Bunu bölün 90'a. 15,5 maç. 15,5 maçta 7 gol 2 asist yapmış. <laughs> 23 yaşındaki bir forvet ve bu arkadaş hiçbir zaman fiziğiyle övünen bir arkadaş değil. Bu arkadaş hiçbir zaman hani mükemmel şöyle böyle denen bir arkadaş değil. Ha bu arkadaşa yapan şey neydi? Gidip Şampiyonlar Ligi grubunda bayağı gol atmıştı. Demek ki senin sistemi senin yapında uymamış olabilir. Yani bir sene de futbolu unutacak hali yok. Şimdi Erison son içinde Bakın 1495 dakika süre almış. Pein 495 böl 90'a 16,61 diyor. 17 maç diyelim. 17 maçta 13 gol 3 asist. Yani 16 gollük katkı. Şimdi Cari Hoca Taça bara diyor mesela. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Brezilya'nın şey ligi mi bu? Ee, bir hani rezerv ligi mi acaba? Hiç düşündünüz mü? Sadece soruyorum. Rezer Ligi mi? Ya da şey mi acaba? E, kış Ligi, Yaz Ligi oluyor. Acaba onlardan biri mi diye düşünüyorum. Ben isimden çıkaramadım açıkçası. E, bir de Kupa Brezilya diyor. Serie A diyor. Serie A'yı çıkarttık. Brezilya Serie A'sı. Ama benim bildiğim bunların bir şeyi vardı ya. En değerli oyuncusu Gabriel Barbosa seçilmiş. Mesela Campeonato Carioca finalinin. Demek ki şey serisi mi acaba? Öbürünün de en değerli oyuncusu Gabriel Barbosa seçilmiş. Şimdi Erison dediğin adam 16 gol katkısı var. Tipi Hulk'a benziyor diyor. Yok arkadaşlar tipi ne değil. Bir pozisyon almışlar. Sadece bir pozisyon. Rakibe gidiyor. Vücudunu koyuyor. Topu alıp gidiyor. Al diyor yeni Hulk. Fenerbahçe taraftarı çok sever. Bir tane bir 5 saniyelik görselden. Arkasına da şey yaparlar. Cennetten çiçek mi topluyorum. Bitti. Bitti acılara yürüyor bilmem zıplıyorum hopluyorum cennetten topluyorum dedin mi? Tamam Fenerbahçe taraftarı onu yeni Hulk da ilan eder. Yeni Barbosa da ilan eder. Yani ilginç ya. Ama ben şunu söyleyeyim. Erison birinci adayımız değildi. Belki çift forvet almak istiyorduk. Çift forvetin ikinci adaydı. 5 milyon euro serbest kalma bedeli var. Biz o 5 milyon euroyu verip vermeme tereddütündeyiz. Şimdi başka bir soru şu. Erison'u aldın tırt çıktı. Bu sefer ne yapacaksın? Koca sene. Başka bir soru. Erison, Berisha, Serdar Dursun. Okey misiniz? Başka bir soru. Sağ kanat Valencia olacak dediler. Bir de transfer yaptın. işte, genç Pakşava falan konuşulduğu için söylüyorum. Pakşava işte 800 bin euro futbolcu. Bir de Valencia'yı koydun. Şampiyonlar Ligi'nde bununla mı oynayacaksın dedikleri zaman bununla mı oynayacağım diyebilecek misiniz? Ya da oynamak ister misiniz? Daha sürpriz bir şey söyleyeyim. Sağ kanada Bertrand Traore'yi getirdim. Becerebildin. 16 milyon euro futbolcuyum. Solda Buruma var. Rossi var. Rossi de gitmedi. Kanada'nın biri Rossi, diğeri Traore. Bruma da sonradan oyuna giriyor. Hamle oyuncusu. Belki o sahayı bile kullanırsın ileride falan. Orvete Erison aldığınız zaman kaçınız tatmin olacaksınız? Bu da ayrı bir mesele. Bu burada kalsın. Fenerbahçe için sürpriz transfer Frank Lassine Traore. Bir dakika hatırladınız mı bu ismi? Hatırlamadınız mı? Hatırlayın. Lassine Traore desem. Hocam yoksa yoksa ne? Hocam yoksa o mu geliyor? Traore mi geliyor? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Frank Lassine Traore. İşte ayrıntılar. Lincoln Yanike ve Armindo Buruna ile transfere hızlı bir giriş yaptı. Bu arada Armindo'ymuş adı. İyi öğrenmiş olduk. Buruna ile transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir haber geldi. Fransız basında yer alan habere göre Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'te forma giyen Frank Lassine Traore ile ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istediği aktarıldı. Geçen sezonu sakat geçirdi Burkina Faso'lu forvet. K kiralık transferin iyi bir seçenek olabileceği vurgulanırken genç futbolcunun sahalara Eylül ayında geri döneceği hatırlatıldı. Şimdi bak genç fetişizmi var bizim taraftarda. Ciddi manada genç fetişizmi var. Yani 21 yaşında o genç süper. Hemen alalım. Arkadaşlar biz Traore'nin sakatlığını biliyoruz. Uygun bir fiyatı da almak istedik ama kulübü Shakhtar Donetsk kabul etmedi. Ben de şeyi merak ediyorum. Şimdi Ukrayna Ligi bu gidişten oynanamayacak. Yani hiçbir ortada şey yok. Ben olsam onların yerinde şey derim. Hani Ukrayna'da değil de başka yerlerde oynayın. Başka bir şey yapın derim. Ya da her lige bir Ukrayna takımını verip burada çalışın diyebilirsin. O ligin <laughs> ücretine göre falan nasiplerin diye. Şu an Ukrayna takımları gerçekten belirsiz ve ben Ukrayna takımları konusunda da tereddüt içerisindeyim. Acaba dağılacak mı diye. Birçok takımın da sanki pusuda da bunun için beklediğini düşünüyorum. Hani ulan bunlar oynayamayacak nasıl olsa bakalım bize bir şey düşecek mi? Der gibi hareket ettiğini düşünüyorum. Hani acaba Acaba bunlar bize düşer mi? Der gibi. Yani ee... ilginç. Ben şunu söyleyeyim. Bana bugün soracak olursanız. Gabigol ismi gerçekten çok çok yıldızların ötesinde bir transfer gibi geliyor. Yani imkanı yok bir transfer gibi geliyor. Burada tek şansımız şu. Bana gelen duyum demek ki doğruymuş ki. Ortalık bununla çalkalanıyor. %50 bir oynatma hakkı. 8 milyon euroya yani %50'si ve oynatma hakkım. Fenerbahçe 8 milyon euro verip %50'sini alıp oynatma hakkını eline geçirirse tarihin en büyük transferlerinden birini yapmış olur. Bir. İki. Gabi çekip arkasına eri çekebilirsen hani yeni Hulk diyorsun ya bak hem Gabi hem eri çekebilirsen bu sefer kadrondaki Futbolcular da belki dağıtıp atıyorum Berisha'yı falan kiralayıp bak Berisha bizim yapıya uymuyor. Bizim Jesus'un oynatmak istediği yapıda ben şunu anladım. Hızlı, delice, savunma arkasına koşu yapabilen, rakip stoperlerle boğuşabilecek bir forvet arıyor. Bu tanımlamaya Berisha uymuyor. Kısmen Serdar Dursun da uymuyor ama Serdar Dursun'un uyduğu ikinci bir olay var. Serdar Dursun hava toplarında çok iyi. Yani en azından Özellik olarak onu bir tık öteye götüren. Bak normalde Samat da bu tanımlamaya uyuyor ha. Savunma arkasına koşu yapabilecek güçlü. Ama onda bitiriciliği zayıf. Niye hocam hepimizi bitirmedi mi? O manada değil. Yani gol atma babında. Düşündüğün zaman Fenerbahçe'nin aslında bana kalırsa şu Traore, Lastina Traore için de daha önceki duyumlarımızı hatırlatayım arkadaşlar. Biz satın alma opsiyonu kiralık istedik. Kulübü asla satın alma opsiyonu koydurmayacağını sadece kiralık gönderebileceğini söyledim. Belotti 4 istemişti. Biz 1.6'ya çıkabileceğimizi söylemiştik. Şampiyonluk bonusu da eklemiştik. Belki 400 bin euro civarında. Onu söyleyeyim. Ee, yani dediğim gibi Fenerbahçe Gabi çekebilirse arkasına bak tek Gabigol'le değil. Arkasına da Erison'u çekebilirse bence Fenerbahçe hücum hattı, tank, tüfek yani her savaşa gidilebilecek hücum hattı olur. Gabigol Erison arkalı önlü oynayıp Serdar Dursun 3. forvetin olursa Berişay falan elden çıkarırsan diyorum yanlış anlaşılmasın. Hatta kanadın biri de Traore, Benfica Traore olursa Fenerbahçe şampiyonun şampisini almış olur. Bak şampisini almış olur. Cebinde şampiyle sezona başlar. Düşünsene bak. Altay, Osayi, Kim Minji, Serdar Aziz 2 Türk oldu. Solbek'te Ferdi 3 Türk oldu. Yetti. Crespo, Hani konuşulanlardan söylüyorum. Bir tane oraya yabancı bir orta saha işte. Vinicius, Souza, Crespo, Souza, Lincoln. Sağda Bertrand Traore, solda Rossi, Orvete, Gabriel Barbosa. Kesinlikle söylüyorum şampi etiketiyle sezona başlarız. Arka arkaya 10 tane, 15 tane, 20 tane galibiyet aldın da Y harfini falan eklersin. 15 galibiyette Y'yi eklersin. Arkasından bir 10 maçta falan yenilgisiz gidersen bir 8 ve bir üzeri galibiyet alsan 10'unu da eklemiş olsun. Direkt şampiyonsun. Yani 25 maçta şampiyonsun. Öyle bir takım oluşmuş olur. <laughs> Ama bakalım ne olacak? Hissi söyle hocam. Açıkçası hissi söyle. Hissi söyleyeyim. Temmuz'dan önce forvet morvet gelmez. Hissi söylüyorum. Gelen forvette küçük bir isim olur. İlk açıklanan küçük bir isim olur. Bunu mu beklettiniz derken birdenbire sürpriz bir şekilde büyük bir forvette açıklanır. Yani mesela Temmuz'a kadar bekleyip Erison açıklanıp birdenbire de Gabriel Barbosa açıklanır gibi bir his var içimde. Hissi söylüyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Siz hislerinizi söyler misiniz? Sizce kim gelecek ya da gelecek mi bir forvet? <laughs> Kusura bakmayın. Israrla da şunu söylüyorum. Bana serdar dursun yeter abi. Başka forvet almayın. Bu palavraya da inanmayın. Bu Fenerbahçe taraftarını kışkırtmak için yapılan bir provokasyon. İnanmayın. Görüşmek üzere. Aşağıdan beğenip abone olabilirsiniz. Şuranın 24.200 olması benim canımı çok sıkıyor. Moralimi bozuyor. Nerede yanlış yaptık diye düşünüyoruz. Bulamıyoruz. Gerçi 24.290 ben bu videoyu çektiğim zaman. Belki de 24.390 olacak. O zaman da 24.400 için abone olmanızı rica edeceğim. Görüşmek üzere dostlar.